Evet, 50-60 yıldır Avrupa'da bir toplumumuz var. Burada bir gelecek inşa ediyorsunuz. Çok zor işiniz, biliyoruz. Dilinizi, kültürünüzü koruyarak burada özellikle çocuklarınızı büyütmeye çalışıyorsunuz. Karşılaştığınız zorlukların farkındayız. Özellikle son dönemde Avusturya medyasında yürütülen propagandanın da farkındayız. Sizleri üzdüğünü biliyoruz. Yani bir camide yapılan, birkaç kişinin hatası sonucu yapılan bir faaliyetin bütün topluma mal edilmesi, bütün gazetelerde bunun manşetten yayınlanması, bütün sanki Türk toplumu suçluymuş gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu birkaç kişinin hatasıdır. Bunun bütün toplumumuza mal edilmesi bizleri üzmüştür, sizleri üzmüştür. İnşallah bu propaganda faaliyetleri sona erir. Bizim amacımız sizin burada uyumlu bir şekilde Avusturya toplumuyla uyum içinde Avusturya'daki kanunlara, kurallara uyarak yaşamanız ama kendi dilinizi, dininizi, kültürünüzü de tabii ki korumanız. Avusturyalı dostlarımız şunu anlamalı, gerçekten Türkleri asimile etmek çok zor. Biz entegre olabiliriz ama asla asimile olmayız. Yüz yıl sonra da burada bir Türk toplumu olacak ve burada bu tür toplantılar yapılacak. Biliyorsunuz Türkiye'de 24 Haziran'da seçimler yapılacak. Seçimlerde kayıt işlemleri başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun listesinden isminizi kontrol edebilirsiniz. Eğer orada kayıtlı değilseniz konsolosluğumuza gelerek kendinizi kaydettirip seçimlerde oy kullanabilirsiniz. Bunların tarihleri ne zaman olacağını biz konsolosluğumuzun Facebook sayfasından duyuruyoruz. Derneklerimize çeşitli duyurular gönderiyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Seçim hakkı çok önemli bir vatandaşlık hakkıdır. Biz bütün vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip konsolosluğunda oylarını kullanacağına inanıyoruz.